Başından biliyordum cevabı. Benim kim olduğumu biliyor musun? Öldürecek misin beni? Niye öldüreyim seni? Bir emanetim var bende. Onu vereceğim sana. Abinin kitapları çoğu yandı. Bunları kurtarabildim ancak. Al. Al onları da git hadi. Hayır. Cevap vereceğim dediniz. Bir tek ben biliyorum dediniz. Siz cevap vermeden bir yere gidin. Dışarıda olan dışarıda kalır. İçeride konuşulmaz. Sen şimdi neyi soracaksın bana? Ne soracağım ki başka? 8 yıl boyunca içtiğimiz su ayrı gitmedi abinle. Her dakikamız beraberdi. Sormak istediğin bu mu şimdi? Evet. Sen ne olmadığı her gün benimleydi yeğen. Bacağı kırıldı bir gün. Çok güldü diye gardiyanlar kaburgalarına vurdular. At yarışında para kazandı. Koğuşa soba aldı. Kağıt oynamayı öğrendi. Altıkol İskambil'de usta oldu. Oşkin'de hepimizin canını oldu. Tahta parçalarıyla iple bir tabure yaptı kendisi. Sen şimdi bunları değil de neyi öğrenmek istiyorsun? Öğrenmem gerek. Neyi öğrenmen gerek yeğen? Sıtmalı bir mahkuma battaniyesini verdi diye zatürre olduğunu mu? Ha? Dışarıdan yeşil elma söylerdi bize. En çok onu severmiş. Ha? Sor, sor bakalım. Sor yeğen, sor. Beynini bir sıçan gibi kemiren o soruyu sor bana. Sor. Ne soracağım ya başkan? Ne soracağım? Abisini çok seven bir kardeş ne soracaksa onu soracaksın. Sor ya da defol git. Abim. Ha. Abim orada bahsetti mi benden? Sor hadi, sor, sor. Hiç bahsettin mi benden? Yoksa beni unuttu mu? Abim vaz mı geçti benden? Abin tek bir gün, tek bir saat, tek bir an unutmadı seni. Bunu böyle bil kardeş. Gerçekten mi? Son bir emanetin daha var. Bunu al. Bunu al da git hadi. Yazdığı mektup ölmeden bana verdi. Ben çıkamazsam da sen çıkarsan
mutlaka Mert'e ver dedi. Hadi. Hadi git şimdi. Ama dediğimi sakın.